Kolesterol ve kalp hastalıkları arasındaki bağlantı yıllardır tüm dünyada en çok tartışılan sağlık başlıklarından biri. Hiç şüphesiz değerli izleyenler kolesterol hapları kullanılmalı mı? kullanılmamalı mı? İşte bu hayati sorunun cevabını arayacağız konuklarımla. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta stüdyomuzda ve kardiyolog Profesör Doktor Alp Burak Çatakoğlu yine diğer konum. Ee, Ahmet Bey sizinle başlamak istiyorum evet. öncelikle. Siz e, yazılarınızda da sıkça dile getiriyorsunuz. Kolesterol haplarının hiçbir şekilde kullanılmaması gerektiğini. Yok öyle söylemiyorum. Beni işte insanlar pek dinlemedikleri için ne söylediğimi de böyle hani ilaca karşı, aşıya karşı gibi böyle tanıyorlar ama öyle değil. Ben ilaçlarında aşının da, genel manada bütün tıbbi uygulamaların da adam gibi doğru düz yapılmasını savunuyorum. Yani Maalesef kullanması tıp, gereken bir kısım var size göre hayata, kullanmaması gereken bakın şöyle, bir şöyle, kısım. Şöyle, bakın bugün artık tıbbı sadece tıbbi bilgilerle yani tıp araştırmalarıyla değerlendirmek bizi son derece büyük yanlışlara götürüyor. Çünkü tıp bugün Dünyada en çok para getiren sektörlerin başında geliyor. Yani silah sanayii, petrol, uyuşturucu işleri vesaire. Bunların hepsinden daha çok bir getirisi var ve üstelik de bu son derece legal, kanuni bir olay. Böyle olunca tıbbın içine ticaretin, işletmenin, ekonominin girmemesi mümkün mü? Değil. Bir yerde ekonomi, ticaret, para varsa buraya siyasetin girmemesi mümkün mü? Değil. Onun için artık günümüzde tıbbi bir olayı değerlendirirken özellikle de bu olay bir e, toplumun büyük bir kısmının veya tamamının sağlığını ilgilendiren bir mevzu ise, bunun mutlaka sadece tıbbi bilgilerle değil, ticaret penceresinden, işletme penceresinden, ekonomi penceresinden ve siyaset penceresinden de değerlendirilmesi gerekir. Tabii ki ilaçlar ve aşılar doğru kullanıldığı zaman insanların hayatını kurtaran, onların sağlıklı olmasını sağlayan bir takım uygulamalardır. Ama işte bu işin içine ticaretin ve siyasetin girmesi neticesinde e, tıp maalesef kötü kullanılmaya başladı ve problem de buradan kaynaklanıyor. Yani siz aslında diyorsunuz ki yani genel bir yanlış anlaşılmayı da düzeltmiş olalım burada. Siz haplara karşı değilsiniz. Hapların değil. E, doğru kullanılmasından Aynen. yanasınız tamamen. Doğru evet. Yani ta tamamen hastanın menfaatleri gözetilerek e, hastaların muayene edilmesi ve tedavilerinin buna göre düzenlenmesi gerekiyor. Ama Maalesef tıp eğitiminin içine e, endüstri o kadar girmiş bir durumda ki tıp artık tamamen e, endüstri tarafından yönetilen bir alan haline geldi. Bu gözlerden kaçırılıyor. O zaman da ben bir ilaç hakkında, bir e, aşı hakkında, bir tedavi hakkında bir söz söylediğim zaman bu tamamen olumsuz manada yani, değil. Ama Ahmet Bey şimdi son yazınıza da baktım ben. Ee, yani dünyadan da örnekler vererek hatta 17 bilim insanının farklı evet. farklı ülkelerden yapmış olduğu bu kolesterol haplarına dair yapmış olduğu çalışmayı da örnek göstererek. Evet. Bakın aslında bu haplarda faydalı değil e, gibi bir yazı evet. yazmıştınız. Evet öyle Biraz demiyorum ama şöyle diyorum bakın e, ilaçlar dediğim gibi doğru hastada doğru dozlarda doğru sürelerde kullanıldığı zaman hayat kurtarıcı olabilir ama ...özellikle kolesterol hap herkes biliyor artık bunu... Hı hı. E, ...uçana kaçana halk tabiriyle uçana kaçana yazılan ilaçlar haline geldi... ...artık bakın tıpta hasta muayenesi diye bir şey kalmadı... E, ...burada öğrendim e, Burak Bey benim Cerrahpaşa'dan öğrencimmiş... Evet. E, ...biz onlara e, ilaçtan önce ben e, o hatırlar herhalde... ...hastayla nasıl ilişki kurulur, hastayla nasıl konuşulur... ...hep ben böyle şeyler anlatırdım... ...yani ilaç daima sonradan gelir... ...ve ben şunu da söylüyorum... ...bugün kullanılan ilaçların %90'ı gereksiz yere kullanılıyor... Kolesterol ilaçları da bunlardan bir tanesi. Bir ilacın faydalı mı değil mi olduğunu anlamak için birkaç şeye bakmak lazım. Bunlardan birisi etki mekanizması. Şimdi kolesterol düşüren ilaçların etki mekanizmasına baktığımız zaman bunun sadece kolesterolü düşürmekle kalmadığını, bu metabolizma yolunun devamında üretilen Q-enzim Q10, mesela çok önemli insanların yaşaması, hücrelerin canlılıklarını sürdürebilmesinin elzem olan bir madde bunun sentezinin yapımının da bozulduğunu. D vitamini bugün artık çok popüler oldu. Canan Hoca sayesinde biraz da özellikle. D vitamini sentezinin de bu yolun devamında geliştiği için onun sentezinin de bozulduğunu. Seks hormonları yani östrojen ve testosteronun safra asitlerinin sentezinde bozulduğunu görüyoruz. Yani kolesterol ilacı verdiğimiz zaman bir insanın sadece kolesterol yapımını azaltmıyoruz. O insanın bir takım hayati ihtiyaçları olan kuenzum Q10 gibi D vitamini gibi seks hormonları gibi e, ürünlerin yapılmasını da engellemiş oluyoruz. İki, Bu ilacın etkinliğine kadar. Şimdi tıbbın e, modern tıp diyorum ben buna. Modern tıbbın e, şöyle bir uyanıklığı var. Bir ilacın etkili olduğunu göstermek için bunun relatif faydasını daima ön plana çıkarır ve o ilacın olumsuzluklarını gidermek için de, söylemek için de bunun mutlak e, zararlarını ön plana çıkarır. Böyle yaptığınız zaman bir ilaç sanki çok etkili bir gözüküyor. Mesela bu kolesterol ilaçları bunların iki türlü kullanımları var başlıca. Birincisi daha önce hiçbir kalp hastalığı olmayan, kalp krizi ve felç geçirmemiş insanlarda kullanımı söz konusu. Buna birincil koruma ismini veriyoruz. Bir de bir insan var ya riski çok yüksek veya kalp krizi geçirmiş, felç geçirmiş. Bu kişi bir daha kalp krizi ve felç geçirmesin diye bunlara bu kolesterol ilaçları veriliyor. Şimdi baktığımız zaman Birincil korumadaki ilaçların büyük bir çoğunluğu kolesterol haplarının burada kullanılmış oluyor. Bunlarda e, mutlak faydasını gösteren hiçbir araştırma yok. Özellikle de ölümleri önlediğini gösteren hiçbir veri yok. İkinci tarafa gelelim. Yani daha önce kalp krizi geçirmiş, felç geçirmiş ve bu sebeple kolesterol e, ilacı tedavisine başlamış insanlara baktığımız zaman da bunlar da e, mutlak olarak baktığımız zaman çok düşük bir nispette bu hastalıkların yani kalp krizi ve felçlerin Önlendiğini görüyoruz ama ölümleri önlediğine dair de hiçbir veri yok. Bir de e, ihmal edilen bir şey, ilaçların yan etkileri. Şimdi ilaçların yan etkileri ilk çıktığı zaman bunlar çok sınırlı sayıda insanda denenmiş oluyor. Bu yüzlerle ifade edilebilir, belki binlerle ifade edilebilir ama kolesterol yapı bugün biliyorsunuz dünyada milyonlarca, on milyonlarca, belki yüz milyonlarca insan tarafından kullanılan ilaçlar, bir ilacın binde bir görülen bir yan etkisi bile. Ee, bunu siz e, milyona, on milyona, yüz milyona vurduğunuz zaman inanılmaz büyük rakamlar çıkar. Hem de bunlar ciddi hastalıklarsa işin rengi daha da değişir. Çok konuşma konuşmamak için şöyle bağlayayım ben Zehra Hanım. Ee, bu kolesterol ilaçlarının e, ilk çıktığında şeker hastalığı ve hafıza ile ilgili e, problem yarattığı bilinmiyordu. Kullanım arttıkça şimdi artık bu ilaçların prospektüslerine şeker hastalığı, ve mental konfüzyon, şuur bozukluğu yapabilir uyarıları eklendi. Şimdi dediğim gibi özetle şöyle söyleyeyim. Bir ilacın faydasını, zararını birlikte değerlendirmek ve bunun etki mekanizması nedir buna bakmak ve bunun alternatifi de var mı buna bakmak gerekir. Dedik Sayın Çatakoğlu hemen size de söz vermek istiyorum hocamız böyle söyledi e, aslında e, çok hemen bu hapların yön yöneltilmemesi gerektiğini ifade etti özetle öyle algıladım ben en azından çok gerekliyse kullanalım ama çok hayati değilse kullanmayalım dedi e, hapların e, insan vücudundaki önemli hormonları etkilediğini ifade etti siz ne düşünüyorsunuz ne diyorsunuz? Evet, yani kolesterol ile ilgili tartışmalar daha çok uzun sürer. E, spekülasyonları bazen seviyoruz, tartışmayı seviyoruz. Aslında bilim e, bazı şeyleri şüpheyle yaklaşmaya gerektiriyor. Yani bilimin aslında şüphecilik vardır. Dolayısıyla tabii ki kolesterol faydalı mıdır, zararlı mıdır? İlaçlar gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bu şüphecilikte olmak zaten bilimin gerekliliğidir. Ancak e, günümüzde uyguladığımız tıp kanıta dayalı tıp. Dolayısıyla aslında inisiyatife dayalı, doktorun kendi kişisel görüşüne dayalı bir tıp değil. Bizim bir şeyi vurgulamak ve bunu pratik hayatımıza geçirmek için araştırmalara ihtiyacımız var. Ve bu araştırmalar da aslında farklı şekillerde yapılabiliyor. Mesela bazı araştırmalar vardır, gözlemsel çalışmalardır. Yani siz 10 bin tane hastayı gözlemlersiniz. Bir yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde neler oluyor diye. Mesela bu ilacı kullananlar, kullanmayanlara Neler oluyor? Birincisi bu. İkincisi randomize klinik çalışma dediğimiz bir gruba bir ilaç verirsiniz. Aynı özellikteki diğer bir gruba da ilaç, ilaç yerine placebo denilen ilaca benzeyen ama içerisinde hiçbir şey olmayan bir e, madde verirsiniz. E, ve daha sonra bu iki grup kıyaslanır. E, bu iki grubu kıyasladığınızda eğer son noktalar yani ölüm gibi, kalp krizi gibi, işte stent takılması, bypass olması gibi bir takım son noktalara baktığınızda iki grup arasında bir fark varsa o zaman dersiniz ki evet ilaç verdiğimizde o grupta daha az hastalık oluşuyor. O zaman bu ilaç faydalıdır denir. Ama tabii ki zaman içerisinde farklı görüşte çalışmalar çıkacaktır. Dolayısıyla şüphecilik aslında çok önemli ama benim görüşüm şu, biraz önce Ahmet Rasim hocamın da söylediği gibi sekonder koruma yani kalp hastalığı kesin olan yani stent konmuş kalp krizi geçirmiş veya anjiyografide bir kalp damar hastalığı teşhis edilmiş kişi de kolesterol ilaçlarının faydası konusunda hiçbir şüphe yok. Yaklaşık %30'a yakın yeniden bir kalp krizi geçirme ihtimalini veya Stent yerleştirilme veya bypass olma ihtimalini %30'a yakın azaltıyor. Ama Ger bu azalma %30 nisbi bir azalma. Tabii çalışmadan çalışma evet. değişiyor. Bazı çalışmalar %20 bazıları %30 nisbi kadar, azalma dediğimiz relatif risk azalması ama sonuçta fayda sağlıyorsunuz. Dolayısıyla elimizdeki silahları kullanmamız gerekiyor. Şey konusunda çok hak veriyorum. Tabii ki tek şey tedavi yöntemi ilaç mıdır? Hayır. Sağlıklı yaşam koşulları bence hem ucuz hem de çok etkili bir tedavidir. Dolayısıyla siz hastaya bir kolesterol ilacı verip de istediğinizi yiyebilirsiniz dediğiniz zaman bu hastaya ne kadar fayda sağlıyorsunuz? Demeseniz bile yiyor hasta yani. Adam tartışmalı. ilaç içiyor ya bu kalp hastası olsun şeker hastası olsun fark etmiyor. İlaçtan içen insan artık hayatında herhangi bir düzenleme yapmasının gerekli olmadığı şeklinde bir yani e, zanla kapılıyor. Yani kullanırken aslında hayatını da yeni baştan bir düzenlemesi gerekiyor. Evet. Ama şu %30 meselesi var ya aynı %30 faydayı o kişinin mesela bir köp öyle araştırmalar da var. Adam köpek gezdiriyor, kıyaslamışlar. Köpek gezdiren gezdirenlerde de bu risk yüzde %30 azalıyor. Veya günde bir elma yiyor. Böyle araştırmalar var. yüzde %30 azalıyor. Veya meşhur bir Akdeniz diyeti çalışması var. Ak sadece Akdeniz diyetiyle beslenmek bu kalp damar hastalığı ile ilgili riskleri e statin denen bu kolesterol hapları kadar azalttığı gösterilmiş. Zaman... Yani Evet, belki de şöyle yapmak daha iyi olabilir mi evet. hocam? Mesela hem köpek gezdirelim, hem evet. fiziksel aktivitemizi yapalım. Ama şöyle, ilacın mı? yan etkisi var. Köpek gezdirmenin bence bir yan etkisi yok. Yani, yani, elma yemenin bir yan etkisi yok. Bunlar hem ve bakın şöyle, bu olayı da sadece ben kalp hastalığı kalp hastalığı olarak görmüyorum. Ben bunu kronik enflamatuar bir hastalık gibi görüyorum. Yani buradaki esas mesele bir kötü kolesterolün çıkması, iyi kolesterolün düşmesi falan filan değil. Çünkü öyle ilaçlarla çalışmalar yapıldı. Kötü kolesterolü düşüren ve aynı zamanda da iyi kolesterolden HDL yükselten ilaçlar çalışmalar yapıldı ama görüldü ki hakikaten bu insanın evet kötü kolesterolü düşüyor, iyi kolesterolü artıyor ama bu kişinin e, risk bakımından değişen hiçbir şey yok. Aksine bunlarda da ölümler daha fazla oluyor ve bu tür ilaçlar Peki, e, tamamen çalışmalar terk edildi. Risk bakımından edilir, durum ne zamanlar? Hangi durumlarda değişiyor bu hapları kullandığınızda? Şimdi esas önemli olan e, Zehra Hanım şudur bence şimdi kalp hastalığı tek bir hastalık değil bunların altında yatan kronik enflamasyon dediğimiz bir hastalık var. Bütün mesele buradan kaynaklanıyor ve biraz önce de sizin haberlerde de geçti. Bizim beslenmemiz son 50 senede özellikle tamamen değişti. Yani hazır gıdalar hayatımıza inanılmaz boyutlarda girdi son 50 seneden. Tıpkı milat gibi görüyorum ben bunu. Hani milattan önce milattan sonra diyoruz ya hazır gıdadan önce hazır gıdadan sonra diye artık bir ayırma yapmak bence şart. Hazır gıdadan sonra yani HGS diyorum ben buna. HGS ile aynı köprülerde, otoyollarda olduğu gibi hızlı geçiş sistemi ortaya çıktı. Bu nedir? Hastalıklara hızlı geçiş başladı. Köroğlu demiş ya, tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu diye ben de diyorum ki hazır gıdalar icadı oldu, sağlık bozuldu. Bakın bütün hastalıklar, obezite, diyabet, kanserler, ateroskleroz dediğimiz kalp damar hastalıklarının temel sebebi, astım, alerji, egzama, alzheimer, kısırlık vesaire vesaire. Bunların tümünün altında yatan kronik enflamasyondur. Bu kronik enflamasyonun ortaya çıkmasında da en önemli birçok sebep var ama temel sebep yanlış beslenmemizdir. Canan Hoca ile biz yıllardır bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakın trans yağları biz karşı çıkıyorduk senelerden beri. O konuya da geleceğiz evet. ama Peki. Sayın Çatakoğlu'na da bir söz vermek Tabii. istiyorum. Şimdi hocamız hep sağlıklı beslenmeye dikkat çekiyor. Tabii çok da doğru bir nokta esasında ama hap kullanımına şöyle bir geri dönecek olursa hormonlardaki etkilerinden bahsetmiştik. En 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 son çare olarak ifade ediliyor ama siz? Hayır aynı fikirde değilim. Şöyle söyleyeyim. Bizim esas mücadelemiz ne biliyor musunuz? Avrupa'da yaklaşık 4 milyona yakın ölüm gerçekleşiyor sadece bir yılda kalp hastalıklarına bağlı. Elimizdeki tüm silahları kullanmamız gerekir. Elimizdeki tüm imkanları bu hastalıkla mücadele için kullanmamız gerekir. Yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki biz aslında kalp hastalığını 80 oranında azaltabiliriz. Gerek fiziksel aktiviteyi artırarak, gerek sağlıklı beslenerek, ama buna doğru hastada doğru ilacı kullanarak da. ...mücadelemizde ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Bu en hapların yan kardirokal. etkileri bu kadar fazla mı en acaba? Büyük hedefi. E, i̇laçların yan etkisi şöyle söyleyeyim Şimdi yaklaşık... Şimdi izleyicilerimiz arasında kolesterol hastaları da evet. illaki vardır. Yüksek kolesterol, düşük kolesterol. E, hapları kullananlar vardır. Şimdi düşünüyorlar kafalarında bir sürü soru işareti var. Gerçekten ben doğru bir şey mi yapıyorum yoksa evet. yanlış bir şey mi yapıyorum? Şimdi hemen hemen her ilacın yan etkisi vardır. Ee, ama görülme oranı e, bu statin dediğimiz kolesterol ilaçlarında yaklaşık %3 ile %5 arasındadır. Neler olabilir? Mesela karaciğer enzimi dediğimiz kan testlerinde bazen yükselme olabiliyor. Nadiren, e, nadir demeyeyim zaman zaman kas ağrıları olabiliyor. Ama bunlar tehlikeli yan etkiler değil. Çözümü olabilen yan etkiler. Biraz önce koenzim Yabit. Q10'dan bahsettik mesela. E, kolesterol ilacı verdiğimiz hastalarda evet koenzim Q10 seviyesi bazı kişilerde azalabiliyor. Bunu takviye etmeniz durumunda bu kas ağırlarını da ortadan kaldırabiliyorsunuz. Dolayısıyla yan etki aslında öyle tahmin ettiğimiz kadar çok değil ve tehlikeli yan etkiler değil. Diğer taraftan Kolesterol ilaçlarının bir takım pleotropik dediğimiz aslında kolesterol düşürmek ve kalp hastalığını azaltmak dışında da faydalı etkileri olabileceği düşünülüyor. Doğrudur. Nitekim bazı işte kanserleri arttırdığı söylense de yeni yapılan bazı araştırmalarda mesela meme kanserini azalttığı gösterilmiş. O konuya da aslında biraz daha değinmemiz yani gerekebilir. Ben burada şunu söyleyeyim. Şimdi kolesterol ilaçlarının yan etkileri dendi ya mesela bunlar Türkiye'de hiç takip edilmiyor. Siz mesela ben... 73 senesinde girdim tıp fakültesine. 45 senelik do bir tıp hayatım var. Doktorluk değil mi evet. tıp hayatım? Bugüne kadar herhalde on binlerce reçete yazmışımdır. Ve herhalde yüzlerce, binlerce bazı da ciddi olan yan etki görmüşümdür. Ben bugüne kadar açık olarak söylüyorum. İnanıyorum ki herkes de aynı benim durumumda. Bu yan etkilerden hiçbirini hiçbir yere bildirmedik. Burak Bey siz bildirdiniz mi böyle bir yan ee, etki? Şöyle tabii tehlikeli yan etkileri mutlaka bildiriyoruz. Ama hepsinin bildirimi, tehlikesi falan yok. Bakın evet. ilaç... Bir yiyecek değildir. İnsan vücudunda işi olmayan bir kimyasal, yani yabancı maddedir. Yani ciddi yan etleri olduğunu düşünüyorsunuz. Siz. Hayır tabii ki. Ve bunlar bakın hep ilaç endüstrisinin destekleri altında yapıldığı için evet. bu çalışmalar burada birçok oyun dönüyor o kadar büyük oyunlar dönüyor ki inanamazsınız. Her şey Peki, manipüle Türkiye'de ediliyor. Peki Türkiye'de bu kolesterol açısından baktığımızda dünyayı yani kıyaslıyorsunuz. Klasledığımızda... biz bizi takip ediyor mu? Siz daha iyi bilirsiniz. Bu konunun tabii, içinde şöyle senin. söyleyeyim. Bir hekim Hı. olarak tabii ki verdiğiniz ilacı iyi tanımanız gerekiyor. Hayır, bunlar bir yere bildirilmiyor. Yani. Türkiye çapını söylüyorum. Tabii ben. Türkiye'de de bildirdiniz, bildirdiniz mi siz sistemleri hiç? Sistemleri var. Yani hani kas Doğru ağrısı bildirmedik. Hayır. Veya bir, şey bildiğiniz bir sorun oldu mu hiç? Çok e, aşırı yükselme doğrusunu söylemek gerekirse hiç yaşamadım. Çünkü e, bir hekim olarak yan etki yaşadığım zaman, diyelim ki bir karaciğer enzimi yükseldiği zaman ben hastama nasıl yaklaşacağım konusunda zaten hastayı daha ilacı başlarken anlatıyorum. Veya bir kas ağrısı yaşaması durumunda neler yapabileceğimizi veya neye bağlı olduğunu anlatıyorum. E, tabii ki burada ilacı Üstün kılmak değil amacım ama evet. elimizdeki bütün doneleri aslında bu mücadelede kullanmamız gerekiyor. Çünkü maalesef dünyadaki bir numaralı ölüm sebebi kalp hastalıkları. Elimizde çok fazla da seçenek yok doğrusunu söylemek gerekirse. Var kolesterol efendim. ilaçları da bu seçeneklerden sadece bir tanesi. Evet ama esas mesele hem değil kalp hastalıklarının hem bütün kronik hastalıkları önlemenin tek bir çaresi var. Adam gibi beslenmek diye ben bunu isimlendiriyorum. Sağlıklı yaşamak. Sağlıklı yaşamak. Yani bunun içinde bakın trans yağlar insanlara eee tereyağı kalp hastalığı yapar demedi. O konuyu hemen az önce paylaşmıştık <laughs> seyircilerimizle. Kanada'da 2 yıl gibi bir süre verildi. Kanada Sağlık Bakanlığı tarafından üreticilere evet. 2 yıl içerisinde artık firmalar bütün o gıdalardan e, trans yağ çıkartmak zorunda kalacaklar. Siz ne diyorsunuz? Yani biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Aynı şeyi Amerika yaptı. FDA diye tıbbi fetva kurumları orada. Ben ona isim veriyorum. Onlar da bu trans yağları önce işte zararsız değil, şüpheli müpheli diyorlar. da oysa bu biliniyordu. Bakın bu trans yağların kalp damar hastalığı yaptığı 1950'lerden beri biliniyordu. Kummerow diye e, toprağı bol olsun bir, kaç, bir iki sene oldu vefat edeli Fred Kummerow diye bir bilim adamı var. 102, küsür, 102 yaşında öldü hatırladığım kadarıyla. Öldüğü güne kadar e, domuz pastırmalı yumurta yiyen bir adamdı. Ve bu adamcağız 1950 yıllardan itibaren bu trans yağların farelerde yaptığı deneylerde ateroskleroz yani kalp damar hastalıklarının temelinde yatan olayı başlattığını ve ilerlettiğini bulmuş, yayınlamış ama bunlar bir türlü gün yüzüne çıkmadı, kapatıldı ve e, endüstri ile ilaç sanayi biliyorsunuz beraber e, bunlar birbirinin ben kankası diyorum birbirlerini daima gözeten ve açık veya gizli ortak olan sistemler. Ve bunlar şekeri ön plana çıkar e, e, kalp hastalıklarının sebebinin doymuş yağlar olduğunu ortaya çıkardılar. Oysa aynı şekilde bu trans yağların kalp hastalığı yaptığı ve esas olayın da şekerle alakalı olduğu, insülin direnciyle alakalı olduğu 50 seneden beri zaten biliniyordu ama bu e, endüstrinin e, e, menfaatine zarar vermemek için sürekli olarak gizlendi. Amerika'da trans yağlar. Önce bakın bunlara dediler ki 100 gramda 0.5 gram olmasına müsaade edelim diye bir uygulama biri çıkarttılar. Ölçü yapıldı. ölçü yapıldı ama iş o kadar aşikar ki yani bundan da vazgeçtiler. Yani trans yağların öyle binde biri, on binde biri, nanogramda biri olmaz. Trans yağlar mutlaka diyetimizden sıfırlanmalıdır. Bakın Kanada yaptı bunu. Amerika da yaptı. Bunlar bir de bu firmalar zarar etmesin diye 2 yıl, üç yıl bunlara mühlet veriyorlar. Şu mantığa bakın. Yani insan hayatı insan hastalığı, ölmesi önemli değil. Firma zarar etmesin diye. Bunları iki yılda kullanın diyorlar. Aynı şey şeker içinde geçerli. İnsanlara bakın tereyağı yedirmediler, yoğurt, yağlı yoğurt yemeyin, yağlı peynir yemeyin dediler. Halbuki bakın trans yağ denen şey hakiki, doğal diye isimlendirilen hayvansal ürünlerde de var. Mesela e, palmitoleik asit gibi. Bizim çok ünlü bir, e, inşallah ben onun Nobel kazanacağını da bekliyorum, Gökhan Otamışlıgil Otomüş, diye. Harvard'da bir bilim adamımız var. Onun çalışmaları bunu çok net olarak ortaya koydu. Meralarda büyütülen, beslenen hayvanların etinde, sütünde, ürünlerinde palmitoleik asit var. Bu da kimyasal olarak baktığınız zaman bir trans yağ ama araştırmalar onu gösteriyor ki otamışlı gelin bu ürün insanlarda obezite ve diyabeti önlüyor. Endüstride kullanılanlar zaten haberde de geçiyor ama insanların dikkatinden kaçmasın diye vurguluyorum. Suni trans yağlar ikisini birbirinden ayırt etmek lazım. Önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Bunun üzerine ben çok da dönmek istiyorum. Sizler neler eklemek, evet. söylemek istersiniz? Tabii belki izleyicilerimiz trans tam olarak ne olduğunu bilmiyor olabilirler. Trans yağ aslında e, mevcut e, yağların içerisine çok daha kolay depolanmasını sağlayan ve raf ömrünü uzatmak için yapılan bir kimyasal Oyun esasında. Suni trans yağdan evet, bahsediyoruz. Evet, bitkisel yağı alıyorsunuz, içine biraz hidrojen e, katıyorsunuz ve böylece hem e, tam katı da değil, e, sıvı da değil, yani kolay saklanabilen bir yağ elde ediyorsunuz. Maalesef trans yağlar biraz önce işte kolesterol için demiştiniz, evet. hakikaten inflamatuar. Yani vücutta e, bir e, iltihap reaksiyonunu aktive eden, aynı zamanda pıhtılaşma hücrelerini aktive eden, damarımızı çevreleyen çok nari bir tabaka vardır. Endotel tabakası. Bu endotel tabakasını hasta eden inanılmaz derecede zararlı bir kolesterole de etkisi var. Kolesterole de etkisi var ama trans kendisi zaten çok çok zararlı. Kanada bu kararı vermiş. Danimarka uyguluyor. Umuyorum ki biz de ülkece böyle bir politika belirleriz. Çünkü trans yağları belki de en çok tüketen maalesef çocuklarımız. Evet. Çocuklarımız ve gençlerimiz. Çünkü paketli gıdaların büyük bir kısmında Maalesef transya oldukça yüksek oranda ee, kolay ulaşılabilir Şeker de kantinlerde, çok ve e, çocuklarımız için çok büyük tehdit oluşturuyor çünkü onlar bu yaşta daha transya ile tanışmış vaziyetteler. E, i̇leriki yaşlarında yetişkinliklerine geldiklerinde maalesef e, belki bugünküne kıyasla kat be kat daha fazla kalp hastalıkları karşılaşıyor Transya konusunda. Transya aslında devlet politikalarıyla kısıtlanması gereken bir konu. Çünkü gıda endüstrisi maalesef transya'ları kullanmak istiyor. Çünkü daha ucuz, daha kolay saklanabilen, raf ömrü daha uzun gıdalar elde ediyoruz. Ancak Danimarka'da şu görülmüş, hep işte transya biterse gıda pahalanır şeyi var, mottosu var. Ancak Danimarka bunun böyle olmadığını gösterdi. Yasakladı. Akıl var, mantık var. Ve kullanılan sağlıklı yağlara rağmen gıdaların hiç de pahalı olmadığını görmüş oldular. Hayır, onun getirdiği faturayı hesap etmiyorlar. Yani evet. şimdi siz trans yediğiniz zaman obez oluyorsun, diyabet oluyorsun. Bitti zaten. Bu yüzlerce diyebiliriz komplikasyonu da peşinden sürüklüyor, getiriyor. Onların masrafını zaten şu anda bile Türkiye'nin nüfusu genç olduğu için daha obezite ve diyabetin bizi, canımızı acıt, çok fazla acıtmadığını düşünüyorum ben. Bir 10 sene sonra desto oranlar hali yüksek, inanılmaz boyutlara ulaşacak. Oranları... Yani bakın şeker, sigaradan da ben öyle inanıyorum, Ş sigaradan da, alkolden de daha zararlı bir şey. Çünkü daha çocukluk çağında başlanıyor. Daha gündeme düşmedi. BBC'nin, ben dün gece gördüm veya bu sabah gördüm, İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta bir araştırma yapmışlar ve marketlerdeki hazır yoğurtları mercek almışlar, İncelenmişler. 900 küsür yoğurdu galiba. Bunların hepsinde Olması gerekenden çok daha fazla şeker olduğu ortaya çıkmış. Zaten yoğurtlar endüstriyel yoğurtlar zaten bizim anladığımız manada probiyotik ihtiva eden yoğurtlar değil. Biliyorsunuz e, memlekette probiyotikli yoğurt Peki. gibi. Oksimoron laflar da. Fazla oluşuyor. şeker yaşam kalitemizi düşürüyor diyelim. İşlenmiş un sayalım, işlenmiş un, rafine un, işlenmiş şeker, her türlü şeker. İnsanlar zannediyor şeker enerji veriyor. Ya böyle bir şey yok. Şekerin geçmişine baktığınız zaman şurada 200 sene. İnsanlar binlerce seneden beri sapa sağlamdılar. Ne kalp hastalığı vardı, ne diyabet vardı, ne kanser bu kadar var mıydı? Hiç hastalık bu kadar yok. Yani her şey son e, dakikalarımızdan e, son sonra başladı. Bir buçuk iki dakikamız trans yağlardan korunmamız gerekiyor. Çekerden şekerden trans yağlardan kolesterolden ve obeziteden çeşitli hastalıklar hep ilintili aslında hepsi birbiriyle alakalı. Ee, yaşam kalitesini artırmak için çok kısa sizlerden son cümlelerinizi almak istiyorum lütfen önce sizden başlayalım. Ben şöyle söyleyeyim. İnsanlar ben onu söylüyorum. Ee, tıptan uzak sağlıklı hayat diye benim bir mottom var. Sağlıklı insanların doktora gitmesine kendisine oranda mı bir şey çıktı, karaciğerim yağlandı, böbreğimde mi kist var falan diye bir düşünceye kapılmaması lazım. Çünkü gencecik bir insansınız. Siz bile bugün bir hastanede çakaptan geçseniz karaciğerinizde birinci derece yağlanma, böbreğinizde kist, akciğerinizde nodül, tiroidinizde nodül, bir sürü bir şeyler çıkar. Ve bunların sizin kafanıza yerleşmesi bile sizin sağlığınızı bozmak için yeterlidir. Bütün mesele insanların sağlıklı yaşamanın icablarının yerine getirmesindedir. Bunun temel unsurları da vardır ama temeli beslenmedir. Doğru beslenme, hareketli olmaktır. Sigara, alkolden kesinlikle ve hazır gıdalardan uzak kalmaktır. Peki Yer Sayın Zeytin. Çatakoğlu siz de dinleyelim. Evet, biraz önce de dediğim gibi kalp hastalıklarının yüzde engelleyebiliriz. Mücadelenin kilit noktası bilmek, bilgi. Ne kadar çok bu konuda bilgi sahibiysek o kadar kolay mücadele edebiliriz. Benim nacizane e, pratik önerim tabii ki ilaçtan önce sağlıklı beslenme, sebzeyi merkeze koyacağız. Doğru. Sigaradan uzak duracağız. Günde mutlaka yarım saat yürüyüş yapacağız. Bunları yaptıktan sonra tabii ki genetik faktörler, başka şeyler, henüz bilmediğimiz faktörler kalp hastalığına neden olabilir. Ama sadece bu pratik önerilerle bile e, kalp hastalığıyla mücadelede başarılı olabiliriz. Peki, kardiyolog Profesör Alp Burak Çatakoğlu, göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Ahmet Rasim Küçük Usta ile kolesterol haplarını kullanmalı mı, kullanmamalı mı? Ve son dönemde trans yağlarda bir yasaklama gerçekleşti Kanada'da. Onları konuştuk, sağlıklı yaşam adına önemli başlıklar çıktı. Bülteni burada noktalıyoruz. 23'te gece bülteninde tekrar birlikte olacağız. Müzik